Merhaba arkadaşlar. Geçen derste Kutatku Bilig'in 4 önemli işte ana karakterini ve bu karakterin sembol ettikleri ögeleri vermiştik. Şimdi Kutatku Bilig'in başlıca özelliklerine bakalım. Ne diyeceğiz? Kutatku Bilig nazım şekliyle oluşturulmuştur. Mesnevi nazım şekliyle oluşturulmuştur. Yani şu şekilde yazılmış, beyitler halinde. Arasında, beyitler arasında konu bütünlüğü olan bir eserdir. Kutatku Bilig ilk mesnevi örneği sayılır, unutmayın. Didaktik yani öğretici bir tarzda yazılmış bir eserdir. Yani içinde insanları bilgilendirici unsurlar fazlasıyla yer alır. Hakaniye Türkçesi ile yazılmış, manzum bir eserdir. Yani şiir ve düz yazı karışık. Beyit nazım birimiyle yazılmış olan Kutatku Bilig 6645 tane beyitten oluşur. İranlılara ait Şehname'nin vezni olan faülün 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 faül kalıbıyla, aruz kalıbıyla yazılmış. Eserin son kısmında 124 tane beyitten oluşan bir kaside, 173 tane dörtlük, yani kaside beyitlerden oluşuyor ya, hem beyit hem de dörtlük var bu eserin içerisinde demek istiyor. Şöyle dörtlükleri göstereyim. Kutatku Bilig siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği. Yani size sorsalar deseler ki Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneği gösteren eser aşağıdakilerden hangisidir? Cevabınız Kutatku Bilig olmalı arkadaşlar. Hem siyasi hem dini hem sosyal hem öğretici. Yani çok yönlü bir eser. Yazılan bu geçiş dönemi eserleri. Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk Türk eseridir. Yani biz İslamiyet'le birlikte İslamiyet'i kabul ettik. Arap ve Farslardan neyi de almış olduk aynı zamanda? Aruz ölçüsünü. Bizim normalde milli ölçümüz hece ölçüsünü kullanıyorduk. Ama İslamiyet'i kabul ettikten sonra aruz ölçüsünde tamamen divan edebiyatında hatta kullanmaya başladık. Kutatku Bilig Uygur ve Arap alfabesiyle yazılmış bir eserdir. 3 tane nüshası vardır. Viyana, Fergana ve Mısır nüshaları. Şimdi örnek vermiş eserden, yani çeviri tabii ki bu şekilde yazılmıyor eserde, tamamen Türkçe değil. Biraz daha anlayamayacağımız bir dilde. Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür. Allah'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme. Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir. Eğer bulursan onları kullan ve uçup göğe çık. Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile sonunda dünya kalır. Onun kısmetine ancak iki top bez düşer. Yani biz yanımızda öbür dünyaya asla öleceğimiz yere hiçbir şey götüremeyeceğiz kefenimizden başka. Bu dünya renkli bir gölge gibidir. Onun peşine düşersen kaçar, sen kaçarsan o da seni kovalar. Büyüklük taslayan kibirli ve küstah adam tatsız ve sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı günden güne azalır. Bütün halka içten gelen merhamet gösterir. Çok dinle fakat az konuş, sözü akıl ile söyle, bilgi ile süsle gibi önemli öğretici içerikler vardır arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane nüshaya bakalım. Viyana, Fergana ve Mısır nüshaları. Nedir bunlar? Şimdi Kutatku Bilig yazılıyor. Yazıldıktan bir süre sonra da unutuluyor, tamam mı? İşte 2 kere ortaya çıkarılıyor daha sonra bu eser. O yüzden de bugün elimizde 3 tane nüshası bulunuyor. Herat nüshası. İşte şu parçayı size verirler, derler ki yukarıda bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? İşte Kutatku Bilig'in bilinen ilk nüshasıdır. Arap harfleriyle yazılmış bir nüshadan Uygur harflerine çevrilmiştir. Bu nüsha Fatih Sultan Mehmet Han devrinde Tokat'tan İstanbul'a getirilmiştir. Radloff transkripsiyonunu ve Alman dilindeki tercümesini neşretmiştir. Türkiye'de ilk defa 1942'de basılmıştır. Bu bilgilerin Herat nüshası olduğunu bilirsek soruyu çok kolay bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Diğer nüsha Fergana nüshası. Kutatku Bilig'in ele geçen en önemli nüshasıdır.
Zeki Velidi Togan. Bu soru çıktı arkadaşlar. Yani bu nüshalarla ilgili bir sürü soru var geçmiş yıllarda çıkan. O yüzden önem verin bunlara. Zeki Velidi Togan önemli bir isimdir. Türkçe ile ilgili, Türk diliyle ilgili çalışma yapmış büyük bir Türkologdur arkadaşlar. Lütfen siz de araştırmalar yaparken bu isimleri göz ardı etmeden bir araştırın. Bu adamlar, bu isimler kimler? Neler yapmışlar? Eser hakkında genel bir bilgi veriyor bu nüshada. İstinsahı meçhul kalmış, baş ve son kısmı eksik olan bir nüshadır. Yani kaybolmuş nüshanın belli başlı bölümleri. Mısır nüshası, son nüsha. Bu nüsha Kahire'de Hidiv Kütüphanesi'nin o zamanki müdürü Alman bilgin Moritz tarafından 1896'da bulunuyor. Ve 1943'te bu nüshanın tıpkı basımı, yani aynı basımı Türk Dili Kurumunca yayınlanıyor arkadaşlar. Bu nüshalarda Kutatku Bilig'in 3 tane önemli nüshası diyelim. Şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk kim tarafından yazılmış? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Türk dilinin ilk sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir? Divan-ı Lügat-ı Türk ya da Divan-ı Lügat-ı Türk ile ilgili işte Türk dilinin ilk sözlüğüdür. 11. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Kim tarafından yazılmıştır? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazı. Yani bu şekilde parçada bir parça, bir metin verilir size. Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisi olabilir gibi bir soru çıktı geçmişte. Gelecekte de çıkacaktır muhtemelen. O yüzden bunları unutmayın. Bunları sınavlarda da sormuştuk hatırlarsanız. Daha akılda kalıcı olsun diye açıklamaları ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Kaşgarlı Mahmut kim? Çok fazla bu geçiş dönemi eserlerini yazan kişilerle ilgili bizim elimizde bilgi yok. Mesela hakkındaki bilgiler sadece kendi eserine sonradan eklenmiş olan manzum ve mensur mukaddimelerde, yani ön sözlerde yazılır. Buna göre Yusuf Has Hacip 11. yüzyılda Balasagun'da doğmuş. Kaşgarlı Mahmut'u vermiyorum şu an arkadaşlar. Yusuf Has Hacip'ten bahsediyoruz. Ne diyor? İlmi, fazileti ve takvası ile bilinen biridir. Tabgaç Karaburu Han tarafından kendisine Has Hacip ünvanı veriliyor. 1019 yılında doğduğu tahmin edilse de ölümü hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmıyor. Yani geçiş dönemi eserlerini yazan büyük sanatçılarımızla ilgili biz hangi yorumu yapabiliriz? Hayatları hakkında çok ayrıntılı bilgi elimizde yok. Divan-ı Lügat-ı Türk yine 11. yüzyılda 1072-1074 yılları arasında yazıya geçirilmiş Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış, Bağdat'ta yazıya geçirilmiş, Abbasi halifesine takdim edilmiştir. Bir sözlük olarak hazırlanmasına rağmen Türk sosyolojisi, psikolojisi, tarihi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgiler veren önemli bir eserimizdir. Türkçe ve Arapça bir sözlüktür. Amacı nedir bu eserin yazılma amacı? Amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserini söylediğimiz gibi Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak için yazmıştır. İslami dönem Türk Edebiyatı'nın önemli eserlerinden olan Divan-ı Lügat-ı Türk'e Kaşgarlı Mahmut şöyle başlıyor. Esirgeyen ve koruyan Allah'ın adıyla Allah'ın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara Türk adını verdi ve yeryüzüne hakim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline verildi. Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı diye başlıyor bu eser. Özellikleri 11. yüzyılda kaleme alınmıştır, unutmayın.
Eserde 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir arkadaşlar. Bakın görün ki ne kadar zengin içerikli, ne kadar önemli bir eser. Her bir maddeden sonra bazı Türkçe metinler örnek olarak verilmiş. Bu yönüyle eser ansiklopedik eser niteliğindedir. Aşağıdakilerden hangisinde? Ansiklopedik eser niteliğinde olan Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri verilmiştir derse cevabınız Divan Lügati Türk. Türkçenin ilk sözlüğü olması dil bilim açısından da önemli olduğunu gösterir. Türkçenin dil bilgisi kuralları ve şive özellikleri de bu eserde tabii ki yer alır. Türkçenin ilk antolojisidir. Yani kelime yapısını inceleyen kitabıdır arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut bu eserini oluşturma aşamasında pek çok Türk boyunu gezmiş ve derlemeler yapmıştır. Yani boş içerikle hazırlamamışlardır bu eserleri. Unutmayın. Eser, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatının sav, sagu, koşuk örneklerini içerir. Bu bakımdan da önemlidir. Unutmayın. Hemen çeviriyorum sayfamı. Eser içerisinde hecaiç süre yazılmış birçok dörtlük bulunur. Bizim İslamiyet'ten kullandığımız milli ölçümüz hece ölçüsüydü. Ve İslamiyet'ten önce çoğunlukla kullandığımız şey Araplardan aldığımız beyit değildi tabii ki. Dörtlüklerdi arkadaşlar. Ve İslamiyet'ten sonra Kaşgarlı Mahmut Divan Lügati Türk adlı eserinde bunu yapmıştır. Bu eser Türk lehçelerinde yer alan harflerin alfabe sıralarına göre tanzim edilmiş yani düzenlenmiş ve örnek cümlelerde yer almıştır. Divan Lügati Türk'ün tek nüshası bulunmaktadır. Eserin düz yazı ile yazılmış olması Divan Lügati Türk'ü diğer eserlerden ayırıyor. Düz yazı ile yazılmış. Mesela biz Yusuf Has Hacib'in eseri için ne demiştik? Hem düz yazı var, hem beyitler var, hem de dörtlükler var içerisinde demiştik arkadaşlar. Ama Divan Lügati Türk düz yazı ile yazılmıştır. Bu özelliği de onu diğer eserlerden ayırır. Eserde yer alan sagu ve koşuk gibi şiir parçaları nazmın da eserde olduğunu yani şiirin de eserde olduğunu bize gösterir. Eserin orijinalinin nerede olduğunu bilmiyoruz ya da bilinememektedir. Elimizdeki nüsha İstanbul'un Fatih ilçesindeki Millet Kütüphanesi'nde yer alır arkadaşlar. İlk nüshası, tek nüshası var dedik. O da Fatih'teki Millet Kütüphanesi'nde yer alır. İstanbul Fatih'teki. Kitabın yazıldığı metin Hakaniye lehçesiyle, kitaptaki açıklamalarsa Arapça ile yazılmış. Divan Lügati Türk'ün Türk Dil Kurumu tarafından 1941 yılında basımı yapılmış. Eseri gözden geçirin mutlaka. Eser ilk kez Kilisli Rıfat Bilge gözetiminde 1915 ve 17 yılları arasında tercüme ediliyor. Daha sonra Türklerin o dönemde yaşadığı coğrafya ile ilgili de bir harita bu eserde yer alır. Mesela örnek vermiş, Erdem başı tıl, Erdem'in başı dildir, tak takka kavuşmaz, kişi kişike kavuşur, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Közden yırasa köngülden yeme yırar, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Aç ne yemez, tok ne temez, aç yemeğini bütünüyle yer, tok olan da neler demez. Etli tırnaklı aldırmaz, et tırnaktan ayrılmaz gibi atasözleri de yer alır. Kaşgarlı Mahmut hakkındaki bilgilere bakalım. 11. yüzyılda yetişen ilk Türk dil bilginidir. Kaşgar'da doğmuş, Karahanlılar döneminde yetişmiş ve iyi bir eğitim almış arkadaşlar. Türk kültür ve medeniyetinin Araplara tanıtılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Ve bir müddet Bağdat'ta kalmış, ömrünün son zamanlarını da artık doğduğu yerde geçirmiş ve burada vefat etmiştir. Diyelim. Diğer derste kendinize, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.